Teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Yaklaşık böyle bir 45 dakika konuşmayı düşünüyorum. Konuşmadan kastım aslında muhabbet. Betonla gireceğim. Böyle işte brüt beton konusu özelinde sürdürülebilirlik mevzularına da değinerek bir faydalı bir etkinlik olur umarım. Soruları herhalde söylediniz siz. Yani benim için çok fark etmiyor ama herhalde sunum sonunda, son dönemlerde... Ha, son evet, pardon. Atladım. Dilerseniz katılımcılar soruları isterlerse chat kısmına da yazabilirler. İsterse sunum boyunca hani acil bir soru olursa hani sunum süresince de sorabiliriz. Ya da elinizi kaldırırsanız ben mikrofonunuzu da açabilirim katılımcılar. Hani interaktif bir şekilde de ilerleyebiliriz. Tamam, teşekkürler. Ben o zaman eğer izin veriliyorsa şey yapabilirim. Kameramı biraz kapalı tutacağım. Zaten hani böyle konuştuğumuz zaman ya da hani beni görmenizi istediğim zaman, düşündüğüm zaman kameramı tekrar açacağım ama sunum odaklı bir muhabbet olsun diye düşünüyorum. İzninizle ben kameramı kapatıp sunumuma başlayayım. Evet, buyurun. Şöyle. Ben bir ses ve görüntü konusunda sizden onay aldıktan sonra başlayabilirim. Ses de geliyor, görüntü de var mı? Tamam. Başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herhalde bizim Sika teknoloji toplantılarının ilki bu benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla tekrar hem Yapı Kataloğu ailesine hem de tüm katılımcılara teşekkür ederim. Umarım böyle akılda kalan, böyle işte hap bilgilerin olduğu, herkesin faydalandığı bir muhabbet olur. Unutmuştum dün bu sunumu nihayete erdirirken bugün aklıma geldi ve bizim şirketin paylaşımını tekrar buraya koydum. Bu 18 Mart bizim için çok böyle anlamlı bir gün. Aslında sadece Türkler için değil, yolu oradan geçmiş ya da işte o yolu oradan kalmış herkes için bence derin manalar ifade eden bir yer. Sadece bir güne sığdırmak doğru değil. Dolayısıyla bir hani kısaca bir anma olsun. Bu slaytı onun için koydum. İşte bir şekilde yolu oradan geçenlerin ki herkesin yolunun oradan geçmesini şiddetle tavsiye ederim. Hepsini böyle bir yad etmiş olarak başlayayım. Oradan yolu geçen herkesin diyelim. Kısaca sunumun planından bahsetmek gerekirse tek bir slaytta belki kendimi tanıtırım. Sonrasında siz de bahsettiniz zaten sürdürülebilirlik perspektifinden aslında biraz betona giriyorum. Çünkü çok popüler bir konu. Hani popüler olması da son derece memnuniyet verici. Biz bir şeyler yapıyoruz mutlaka ama bu sürdürülebilirlik konusunda nereye ait, ne yapıyoruz, neler oluyor onu bilmekte bence fayda var. Sonrasında hani beton özelinde aslında küçük ama yaptığı iş itibariyle önemli bir parametre olan, girdi olan diyelim kimyasal katkılardan bahsedeceğim. Sonra yolu biraz brüt betona doğru evireceğim ve hani geleceğe dair böyle benim kişisel olarak her sunumda aşağı yukarı koyduğum birkaç slaytla birlikte sunumu bitirmeyi düşünüyorum. Konuşmayla konuşmak mı? Belirttiğim gibi ismim Ömer Kaya. Tembel bir doktor öğrencisiyim. Tamam, görüştük diye hatırlıyorum. Uzun süredir doktora tezimde devam ediyor. Yapı malzemecisiyim, öyle söyleyeyim. Çoğu katılımcının da mimar olduğunu düşünerek bir inşaat mühendisi, bir yapı malzemecisi gözünden özellikle bu konuyu anlatmak umarım sizin tarafta da ilgi çekici olur dinleyiciler açısından. Sika'da ürün grup müdürü olarak çalışıyorum. Brüt beton tabii çok hacim bulmasa da aslında bizim direkt ilgili olduğumuz mevzulardan birisi. En azından lokalde yani ülkemizdeki örnekleri arttırmak bence özellikle mimari anlamda bize her türlü faydayı sağlayacaktır. İlk konuma başlayayım. Beton. Hatta hemen içinde sürdürülebilirlik ve servis ömrü kavramlarını da mutlaka vermem gerektiği için her zaman değiniyorum. Bu fotoğraf çok bilindik bir fotoğraf biliyorsunuz. İşte NASA'nın Blue Marble dediği işte mavi bilye fotoğrafı. Yani ben bu gezegeni hakikaten burada yaşayan bir insan olduğum için seviyorum. Dolayısıyla herkesin de işte az ya da çok bu gezegeni sevmesi gerektiğini düşünenlerdenim ki özellikle şu pandemi dönemiyle birlikte bu işin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Şimdi burada hayatımıza belki benim ilk kez belki 10 yıl önce falan duyduğum, işte Türkçesi de sonradan gelen, İngilizce sustainability, bir kelime, sürdürülebilirlik. Tabii bunun çeşitli boyutları var. Aslında herkesin anladığı bir anlam da var. İşte çevresel olabilir, ekonomik olabilir, sosyal sürdürülebilirlik olabilir. Kısaca benim anladığım, ki bunu yine internette bir tariften bulmuştum. Şimdi benim bugün bazı ihtiyaçlarımı karşılamam gerekir. İşte hava, toprak, su neyse bu dünyada bulunduğum süreç içerisinde bir kaynak tüketicisiyim ben de. Bu kaynakları tüketme hakkım var, doğrudur. Bunun ama bir sınırı var. Nereye kadar? Benden sonraki nesillerin hakkını yememeye kadar gibi bir limiti var. Kısaca benim sürdürülebilirlikten anladığım bu. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım aslında sürdürülebilirlik profesyonel ya da kişisel hayatımızda hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Yapı malzemelerinden bahsedecek olursam aslında en popülerini zaten girişte Baran Bey söyledi. Betonarme, beton, işte burada bir kesit var görüyorsunuz. Yine hala popüler olan, belki lokal olarak çok popüler olmayan, biraz endüstrinin olgunluğuyla ilgili bir durum, çelik. Ondan sonra ahşap yapılar da son derece aslında sürdürülebilir ve organik kökenli olduğu için bazı ülkelerde hala popüler. Ve son olarak da burada gördüğünüz işte Kuzey Afrika ülkelerinden biriydi, Fas sanırım. Yaklaşık 600 yıllık bir cami, tamamı kerpiç malzemeden yapılmış. Dolayısıyla bu malzemelerin detaylarına girmeyeceğim. Hepsinin birinin bir diğerine göre bir avantajı var. Ama hepsinin derdi şudur ki özellikle malzeme modern zamanlara yaklaştıkça çevresel ya da işte sürdürülebilirlik deyip kapsayın mevzuyu konularla ilgili problemleri oluyor. İşte burada da zaten en iyisi diyelim kerpiç, sonra ahşap, çeliğin problemleri başlıyor. Betonarmeyi de hepimiz el birliğiyle iyi yapmak zorundayız. Daha sürdürülebilir kılmak zorundayız. Betonla ilgili biraz böyle dinleyicilerin dikkatini çekmesi açısından aşağı yukarı çoğu sunuma koyduğum çok iddialı lafları içeren birkaç cümleyle devam edeyim. Görüldüğü gibi insanoğlunun dünyada yani yapı malzemesini geçtim, sudan sonra en çok tükettiği madde, yani bu çok aslında vurucu bir laf. Ben de duyduğumda böyle bir ya acaba gerçekten öyle mi dedim ama şöyle etraflı düşününce gerçekten öyle. Şuradaki rakamların şunlar resmidir, birkaç yıl öncesine ait rakamlar. Literatürden alıp buraya koyduğum rakamlar var. Yani hepsinin bize anlattığı şu: inanılmaz derecede fazla beton üretiliyor ya da işte tüketiliyor da diyebiliriz aynı anlamda. Bu malzeme doğayı hep taklit eden bir malzeme olduğu için, çünkü hani bir mühendislik aktivitesinin sonucu geliştirilmiş bir ürün olduğu için aslında bunun en büyük özelliği de böyle doğadan kusursuz bir şekilde çıkıp gelmiş bir malzeme değil, bir mermer, bir granit değil belki. Kusurlu olduğudur. Bunu da burada belirtmek lazım ama günümüzün en popüler yapı malzemesi. Ve yerine herhangi bir şey koyamadığımız ve muhtemelen yakın gelecekte de koyamayacağımız bir malzeme. Çok yaygın, özellikle ekonomik olması, uzun ömürlü, yani durabilitesi yüksek olması, ki gideceğim bu konuya. Durabilite aslında Türkçe bir kelime değil, karşılığı dayanıklılık. Onunla ilgili de birkaç bir şey söyleriz zaten. Gerek böyle malzeme özellikleri, ki şu suya dayanıklı kısmı burada komik kaçabilir ama özellikle böyle 50 yıl öncesinin Türkiye'deki en popüler yapı malzemesinin kerpiç olduğunu düşünürsek, suya dayanıklılık hakikaten bir yapı malzemesinden beklenen en temel özelliktir. Gerisi de hem böyle malzeme, yani mühendislik malzemesi özellikleri, hem de özellikle ekonomik açıdan son derece avantajlı bir malzeme olduğu için yaygınlaşmasına aslında ön ayak olmuş. Bunlar sebepler, parametreler betonla ilgili. Şimdi biraz lokal pazarı incelemem ya da bir şeyler söylemem gerekirse, ki bununla ilgili de en son katıldığım bir konferans, kongre diyelim vardı. Orada aslında verilen, belki buraya referans olarak da koyabilirdim. Bizim ülkemizdeki toplam beton üretimi ya da aktivitesinin %85-90 arası kısmı bizim işte hazır beton diye, aslında biraz da fakir bir çeviri olarak tarif ettiğimiz kısım, böyle canlı yayında şarkı söylemek gibi hemen hazırlanıp hemen yerine dökülen bir beton çeşidi. Hatta benim burada İTÜ'den danışman hocam, emekli profesör Mehmet Ali Hoca'nın da bir lafını hep koyuyorum. Aslında İngilizcesi biliyorsunuz ready mix concrete. Biz onu Türkçe'ye böyle biraz fakir bir çeviriyle hazır beton demişiz. İnsanların hep böyle hazır, anladığı şu oluyor burada. İşte hazır böyle paketli açacağım, hemen kullanacağım, su karıştıracağım gibi bir şey değil bu malzeme. Dolayısıyla aslında her beton, yine hocanın lafı, yeni bir malzeme. Her gün rutin olarak yapılan bir aktivite bile olsa o her malzemeye yeni bir malzeme gözüyle bakıp aslında kontrol altında tutmalıyız. Yani hani popüler tabirle şu deprem olduktan sonra özellikle televizyonda çok sık dile getirilir. Mühendislik hizmeti almış olması lazım. Yapıda olduğu gibi yapı malzemesinde. Prefabrik kısmına geçelim. Biraz daha ön üretimli olduğu için yüksek kaliteli aslında imalat diyebiliriz. Ama ülkemizde kullanım oranı son derece düşük. Dünyadan örnek vermem gerekirse özellikle hani biraz medeniyet seviyesi olarak ya da hani ekonomik güç olarak ileride ülkelerde bu durumun bizdeki kadar böyle dramatik farklar içermediğini söylemem gerekir. Yani aşağı yukarı %50 hazır beton, %50 prefabrik beton gibi birçok Avrupa ülkesinde dağıtılıyor beton aktivitesi üretimi diye özetleyebilirim. Bir sonraki slaytımda yine benim bütün sunumlarımın olmazsa olması Türkiye'nin işte belki hani en büyük doğal olarak tehdidi deprem gerçeği. Çok kolay anlaşılsın diye ki hani aslında koyduğum şeylerin, görsellerin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Anlaşılması kolay en azından. Şu gördüğünüz, yani bundan sonra eminim yorumunuzu dinleyenler veya işte sonra izleyecek olanlar kendileri yapar. Şimdi şu bizim Anadolu'nun hemen güney doğusunda yer alan Arabistan plakası. Kocaman bir dev bir kütle düşünün ve biz de burada Anadolu plakası olarak ondan daha küçük bir parçayı oluşturuyoruz. Çok büyük bir şeyin çok küçük bir şeye devamlı dayanmış olması gibi bize bu memleketin her yerine işte her zaman 7/24 uygulanan bir büyük basınç var. Ne oluyor bu basınç? Özellikle bizim işte fay hatları dediğimiz işte gevşek zonlarda sanki bunu koca bir malzeme olarak düşünürsek bizim Anadolu Yarımadası'nı, plakasını ya da tam da bu faylar bu etki kuvvetinin en çok tezahür ettiği, sonuçların ortaya çıktığı yerlerdir. Dolayısıyla şimdi şu bizim eski deprem haritamız, bu da güncellenen deprem haritası, çok bariz şekilde bizim çok büyük, yani inanılmaz şekilde fazla insan nüfusunu tehdit eden iki tane ciddi fayımız var ve onun arasında da çokça kısa birçok fayımız var. Hatta halen bulunmaya devam ediliyor. Anlatmak istediğim şu, bu ülkenin topraklarının %95'i yarın güne bir depremle uyansa şaşırılmayacak bir yer. Dolayısıyla işte hani belki en güvenli yer şu işte Konya-Antalya arası olan yer söylenebilir ama orada da ciddi bir obruk oluşumu var ve hatta en son birkaç hafta önceydi galiba Antalya'da küçük de olsa bir deprem oldu ve orada yeni bir fay ortaya çıktı. Dolayısıyla memleketimizde bir deprem gerçeği var. Hatta dünya üzerinde San Andreas fayından sonra Amerika'da Los Angeles'ı tehdit eden, nüfus bakımından en çok insanı tehdit eden fay bizim Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bu da hani yaptığımız açıkçası her aktivitede kulağımıza küpe olsun diye ben her yere koyuyorum. Betona girelim biraz. Aslında çok alelade, çok kolay üretilen, hatta tasarlanan, çok kolay iş yapılan, muamele edilen bir malzeme. Bileşenleri neredeyse şu kimyasal ve mineral katkılar kısmı hariç 100 senedir aynı. Ne var? Biliyorsunuz agrega dediğimiz işte çeşitli ince ve iri boyutta doğal, çoğunlukla doğal taşlardan kırılan veya getirilen, bir yerden alıp getirilen asıl bizim vücudumuzdaki kas, kemik sistemi gibi taşıyıcı kısımdır aslında agrega. Tabii bunlar böyle şu aynen görüntüde olduğu gibi bir şekilde bağlanmak zorunda. Bu işin tutkalı, harcı ya da teknik tabirle bağlayıcısı çimento. Çimentonun da toz halde herhangi bir bağlayıcılık etkisi yok. Dolayısıyla reaksiyon için olmazsa olmaz bir bileşen suyumuz var. Son olarak işin bu hareketli kısmı ya da her gün ilerleyen kısmı ki son 20 yılına ben de hem öğrenciliğimde hem sonra profesyonel hayatta tanıklık ediyorum. Kimyasal ve mineral katkılar kısmı. İsin betonun hem taze haldeyken hem de sertleşmiş haldeyken bütün özelliklerini değiştiren bir bileşen, çok hareketli kısım. İki tane şey söyleyeceğim burada. Tabii ki agrega da aslında bir doğal kaynağın tüketilmesidir. Burayla ilgili de bir şeyler koyabilirdim ama özellikle hani hepinizin belki malumu olan bir konuyu burada belirtmeden geçemeyeceğim. Şöyle bir özet bir bilgi eminim hepinizde vardır. 1 ton çimento üretimi için işte 1 ton karbondioksit salıyoruz biz atmosfere. Hatta daha da genel böyle büyük bir rakam söyleyeyim. Tüm dünyada üretilen karbondioksit emisyonunun diyelim verilen atmosfere salınan miktarın %8'ini salt çimento üretimi oluşturuyor. Dolayısıyla bu muazzam bir rakam. Hatta şurada harcanan suyu da gördüğünüzde o da muazzam bir rakam ve bu su tatlı su, yani çoğunlukla içilebilir su. Hem içinde bulunduğumuz işte hava kirliliği vesaire durumları hem de su kıtlığı düşünüldüğünde aslında beton üstüne çok düşünmemiz gereken malzeme. Alelade dedim, belki basit dedim, çok da hakkını yemeyelim. Aslında çoğu mühendislik eğitimi veren akademik kurumlarda ve profesyonel hayatta insanların çokça da uğraştığı bir malzeme. Çok da basit değil, yani çok kısa 2 örnek vermem gerekirse şurada gördüğünüz bir beton deyince insanlar şaşırıyorlar ama bu mühendislik özellikleri tasarlanmış bir beton çeşidi. Sadece burada çok sehim yapması, çok şekil değiştirme yapması istenmiş ve o başarılmış. Burada da böyle bir çatlak olup kendi kendini tamir eden bir beton örneği görüyorsunuz. Bunların detayına girmeyeceğim ama şunu bilin, beton hani üretimi, tasarlaması vesaire çok kolay dedik ama o kadar da böyle alelade çok kolay da bir malzeme değil. En azından insanlar üzerine bu malzemeyi çokça düşünüyorlar. Bize depremin, 99 depreminin, ki neredeyse benim öğrenciliğime denk geliyor, bu ülkenin her ferdine gerek profesyonel olsun gerek akademisyen olsun öğrettiği bir şey var. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve hatta eğer malzeme olarak düşünürsek de ya da inşaat sektöründe düşünürsek de aslında depremde yıkılan binaların temel problemi üstündeki yükleri taşımaması değil, onu gerektiği gibi taşımaması. Dolayısıyla burada mesela vurucu yine bir örnek aldım akademiden, literatürden. Bu deprem sonrası yapılmış bir araştırma. Aslında görünen o ki bu çalışmaya göre betonlar çok mekanik anlamda bir problem teşkil etmiyor ama özellikle bizim betonun çekme mukavemetini artırmak üzere, beton ermeyi oluşturmak üzerine koyduğumuz çelik çubuklar, şu gördüğünüz benim sokağımda çekilmiş bir resim. Bu iş o kadar yaygın bir problem, hele ki İstanbul'da. Şu da yine evime aslında yakın deniz kenarı Bostancı tarafında çektiğim bir görüntüydü. Bunlar gerçek görüntü. Hemen sizin bile sokağınızda ulaşabileceğiniz görüntüler bunlar. Durabilite diye, dayanıklılık diye bir kavramı ortaya çıkardı. Yani bizim betonumuz sadece yük taşıma olarak değil, o yükü gerektiği gibi servis ömrü boyunca taşımakla da aslında mükellef olduğunu öğrendik biz. Buradan o zamanlardan böyle birkaç kez güncellenen standarda geçeyim. Aslında sahip olduğumuz her şey gibi, yani şu an mesela ben bir masadayım, masada oturuyorum, önümde bir ekran var açık. Bu masanın nasıl bir kullanım ömrü olduysa, bilgisayarın nasıl bir 15 sene aynı bilgisayarı kullanamıyorsak, dolayısıyla hepsi için biçilmiş bir servis ömrü var. Betonarme içinde veya koca bir işte yapıyı düşünün, o da öyle. Başlangıçta bir performansı var. Sonra giderek düşüyor. Biz bunu onarıyoruz ya da güçlendiriyoruz. Yine yeter bir performans seviyesine çıkarıyoruz. Ama öyle bir seviye var ki bu limitin aşağısına düştüğü zaman bu bir betonsa kırılıyor, bu bir kolonsa göçüyor, bu bir yapıysa yıkılıyor gibi söyleyebiliriz. Durabiliteyle ilgili de mutlaka bunları söylemem gerekiyordu. Çünkü özellikle son dönemde servis ömrü böyle 100 yıla yakın yapılar yapılıyor. Bu da aslında memlekette yavaş yavaş bu için yerleştiğinin de bir göstergesi. Şimdi beton bileşenlerini bir hatırlayalım. Kimyasal katkılarla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim çünkü. İşin şu kısmı, agregat, su ve çimento kısmı neredeyse 100 yıldır aynı. Tabii ki yani fiziksel ve mekanik bir takım özellikler ilerliyor çimentoda. Özellikle sürdürülebilir anlamında masum bir malzeme olmadığı için insanlar çokça bunun üstüne mesai harcıyorlar, düşünüyorlar, öyle söyleyeyim. Ama işin en hareketli kısmı kimyasal ve mineral katkılar dediğimiz kısım ki en minör bileşenlerdir üretimde. Biraz daha açayım, ne demek istiyorum? Açıkçası bütün beton tasarımcıları bilir. Bizim beton tasarımında mühendislik parametresi olarak en kritik parametremiz bizim betonun içerisine koyduğumuz çimento ile birlikte su miktarıdır. Yani bizim water to cement ratio olarak ifade ettiğimiz su bölü çimento oranı. Neyle ilgili? Kısaca o bir önceki sunumda ve slaytta söyledim. Bu çimentonun reaksiyonu için olmazsa olmaz suyun haricindeki her su ortamı terk ettiği zaman bizim teknik olarak porozite olarak tarif ettiğimiz boşluğa sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu hem dayanım, mekanik özelliklere, hem de az önce söylediğim o depremden sonra, 99 depreminden sonra acı bir şekilde öğrendiğimiz durabilite, yani dayanıklılık mevzularıyla yakından ilişkili. Bu bir asteroid resmi ama poroziteyi anlatması açısından son derece illüstrasyon bu arada, resim dedim, düzelteyim. Şu son derece yoğun bir yapı ne demek? Aslında güçlü, kuvvetli, dayanıklı, dayanımı yüksek. Boşluk oranı, yani taneler arası boşluk oranı arttıkça, bunu bir beton olarak da düşünebiliriz. Bu malzemenin tabii ki stabilitesi bozulacaktır. Bu malzeme daha az yük taşıyacaktır. Bu malzemenin durabilitesi azalacaktır. Hatta asteroidlerle ilgili şöyle bir durum var. Asteroidin eğer yapısı buysa birisiyle bir şeyle çarpışsa bile mukavim olarak kalıyor. Ama şöyle bir yapıysa dağılıp gidiyor. Kısaca betonla ilgili de aslında durum bu. Bu da eminim böyle yolu bir şekilde akademiye düşen her insanın bir kere betonla ilgili gördüğü bir şeydir. Grafiktir. Bu yıllar içerisinde betonun içine koyduğumuz suyun azalışıyla birlikte, su bölü çimento oranının azalışıyla birlikte, mekanik özelliklerle birlikte aslında buraya durabiliteyi de koymak lazım. Basınç dayanımının nedenli arttığını aslında anlatan bir grafik. Yani 1950'li yıllarla işte 95 ve sonrası yıllar arasında aynı kıvamda, aynı özellikte betonu üretmek için aslında kimyasal katkıların yardımıyla çok az su kullanabiliyoruz. Çok az su, yani reaksiyon için gereğinden fazla suyun azalması demek. Şu slaytımda söylediğim gibi boşlukların azalması demek. Aslında malzemenin biraz daha mukavim ve dayanıklı olması demek. Şimdi bu da açıkçası şu evrimle ilişkilendirilebilir bir durum. Burada bir su azaltma olayı var ve bunu biz kimyasal katkılar dediğimiz malzemelerle sağlıyoruz. Bunların da yine yıllardan yıla böyle evriminde su azaltma kapasitelerinde ciddi artış var. Ne demek? Poroziteler ciddi oranda düşüyor. Yani son dönemde üretilen betonlarda gerçekten toplam boşluk oranı %5 ve 10 seviyelerinde gidiyor. Hatta laboratuvar ölçekli ve bazı özel betonlarda bu porozite, yani boşluk oranının çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha görselleştirmem gerekirse ya da nasıl çalıştıklarını anlatmam gerekirse bu kimyasal katkı dediğimiz malzemelerin, şu iki, hatta birkaç belki video da var, onları da gösterebilirim. Bunlar masum çimento zerreciği. Normalde suyu görür görmez hemen birbirlerine yaklaşma ve arasında agrega vesaire ne varsa onları yapıştırma, bağlama aslında eğiliminde olan malzemeler. Ama biz bunun her zaman böyle olmasını istemiyoruz. Çünkü bunun hemen kısaca birbirine yakınlaşması demek hemen hızlıca betonun sertleşmesi demek. Biz bunu normalde suyla, fazla su koyarak fiziksel olarak taneleri birbirinden ayırmaya çalışıyorduk diyeyim. Ama zaman içerisinde kimyasal katkılar kullanıldığı dönemlerde betonun yüzeyine yapışarak onları aynı elektrik yüküyle yüklüyorlar. Burada olduğu gibi. Aynı elektrik yükünün bir elektrostatik itki oluşturarak birbirini itmesini sağlıyor. Hatta şu resimde gördüğünüz gibi bu bir polikarboksilat kimyasal akışkanlaştırıcı polimerinin gerçeğe yakın bir illüstrasyonu. Bir ana zinciri var. Bir de böyle işte kıl dersiniz, kol dersiniz, bacak dersiniz, ne derseniz deyin. Bir yapısı var. Ne yapıyor bunlar? Çimento taneciğini buluyor, onların etrafına yapışıyor ve onların birbirinden bir müddet uzak durmasını sağlıyor. Şimdi şu videoyu biraz izleyelim. Bu hepimizin bildiği bir slump testi. Normalde çimento suyu görür görmez hemen birbirine yaklaşma ve arasında ne varsa onu yapıştırma eğiliminde olan, bizim hidratasyon diye aslında nitelendirdiğimiz bir reaksiyonu yapıyor. Ama biz kimyasal katkı kullandığımız durumda mutlaka daha yüksek bir işlenebilirlik elde ediyoruz. Burada olduğu gibi. Kimyasal katkıların yaptığı da kısaca şu. Şurada çimento tanelerinin etrafını sardılar. Belki bir detay görüntü daha gelir. Birbirlerine aynı elektrik yüküyle yüklediler ve bir süre, ki biz buna işlenebilirlik ya da kıvam korumayı tarif eden süre deriz. Bir süre ortamda ekstra su olmaksızın birbirlerinden uzak durmasını sağlarlar. Biraz virüse benziyor. Pandemide bu işi anlatırken birkaç kez böyle bu videodaki polimer zincirinin, yani kimyasal katkının aslında şeye benzediğini düşündüm. Virüse benzediğini düşündüm. Hakikaten zincir olarak biraz benziyor, yani o DNA, RNA zincirlerine falan. Şimdi gitti çimento tanesinin etrafına yapıştı gördüğünüz gibi ve sonra bunların hem elektriksel olarak aynı yükle yüklediği için bir elektrostatik etkiyle hem de fiziksel olarak şurada gördüğünüz o kıllar, kollar, bacaklar işte diye tarif edilebilecek bir yapıyla birbirinden uzak durmasını sağladı. Dolayısıyla bu bana bir işlenebilirlik, yani yumuşaklık, hareket olarak geri döndü diyebilirim. Bu standardın direkt verdiği tanım. Çok az koyacağım. %5 gibi bir limit var. En minör bileşen olduğunu söylemiştim. Ve betonun hem taze halde, yani parmağımı içine soktuğum zaman girdiği halden normal bizim binalarda kullandığımız, gördüğümüz sertleşmiş haline kadar bütün özelliklerini değiştirmek için aslında konulan malzeme. Son derece bilindik aslında bir tanım bu. Peki nedir yani bunlar diye soracak olursak, yine standardın tariflediği ve hatta standardın tariflemediği birçok çeşit kimyasal katkı var. Mesela az önce su koymadan akışkanlığı artırmak üzere tasarlanmış bazı kimyasal katkıları söylemiştik. Bu çimentonun suyla karşılaşır karşılaşmaz sertleşme ya da hidratasyon dediğimiz prizlenme süresine etki eden kimyasal katkılar var. Bunların çeşidi çok fazla, detayına girmeyeceğim. Hatta standart olmayan birçok kimyasal katkı olduğunu da söyleyebiliriz. Burada renk pigmentlerini de bu grupta sayarsak. Yani özetle şunu söyleyeyim. Siz taze halde, yani parmağınızı soktuğunuzda betonun içine giren halden binalarda normalde içinde oturduğumuz sertleşmiş haline kadar betondan hangi özelliği istiyorsanız o özelliğe aşağı yukarı yarayan, yardım eden bir kimyasal katkı var gibi düşünebilirsiniz. Bir özet olarak şunu verebilirim. Bugünümüzün aslında konusu hem performans hem de verimlilik anlamında. Bir kere daha az çimento ve daha az su harcadığı için işte kaynak kullanımını sınırlandırması ve bütün o beton dökümü üretiminde kullanılan enerjiyi azalttığı için böyle bir verimlilik yönünü söyleyebiliriz. Az önce de belirttiğim gibi su miktarını azalttığımızda durabilite dediğimiz dayanıklılık olgusunun ileri doğru gittiğini söylemiştik ve onun dışında da özellikle hani mimari bir istek bile olabilir. Her isteğe aşağı yukarı cevap veren bir minör beton bileşeni demiştik. Kimyasal katkılarla ilgili de hani çok özet olarak bunları söyleyeyim. Çoğu katılımcının eminim bugün duymak istediği konuya geçeyim. Tabii bu bir inşaat mühendisi gözüyle ve bir yapı malzemecisi gözüyle size anlatılacaktır. Eminim çok ortak nokta bulacağız. Brüt beton, bu yine literatürden aldığım ve sevdiğim bir tanım. Dikkatimi çeken şu oldu. Tabii ki biliyoruz, yani yüzeyinde herhangi bir boya, sıvı vesaire yok. Yani olduğu gibi kalıyor, bu bir. Onu herkes biliyor. Burada bu hocanın ya da bu tanımıyorum kendisini, sadece dediğim gibi literatürden aldım. Şu laf özellikle benim çok dikkatimi çekti ki o yüzden burada belirttim. Yüksek kaliteli. Yani bu sadece estetik olarak aslında tercih edilen, tarif edilen bir malzeme değil brüt beton. Dolayısıyla aslında dışarısında koruyucu bir tabaka olmadığı için, yani böyle bakir bir yüzeyi olduğu için çevresel etkilere de son derece dayanıklı olması gerektiğini aslında vurguladığımız ya da bilmemiz gereken bir malzeme. Yapı malzemesi brüt beton. Biraz belki hani haddim olmayarak şeye girecek olursam da o brutalist mimari, efendim hatta böyle faşist dönemlerden başlayarak böyle çokça tercih edilen bir yapı malzemesi ve yapım tekniği olduğunu biliyorum. Ama bunun yanına şunu da söylemem gerekir. Ki bu benim kişisel gözlemimdir. Siz baktığınız herhangi bir bilim kurgu filminde ya da uzayla ilgili filmde genelde yapı malzemesini, betonu brüt görürsünüz yapıda. Dolayısıyla bir anlamda benim anladığım kadarıyla en azından fütüristik de bir yönü var ve giderek de böyle aslında hem tasarımda hem yapımda sadeleşme eğiliminin de bir tezahürü bence bürüt beton. Yani şu an mesela oturduğum, durduğum oda boyalı ve sıvalı ama emin olun beton da olsa beni kişisel olarak en azından çok daha rahatsız etmez. Şimdi genelde piyasada ben bu işlerle ilgili toplantıya çağrıldığım zaman diyorum ki bir başta herkes gelsin şu masanın etrafına otursun ki bu herkesten kastım kimdir nedir? Mimarından mühendislerine, müteahhitinden müşavirine kadar herkesin gelip bir aynı masanın etrafında oturup şartname dediğimiz bir kağıt üzerinde aslında anlaşması gereken bir malzeme çeşidi diyelim, bir yapım tekniği. Çünkü şöyle durumlar var, yani çok özel bir beton çeşidi ve yapım tekniği olduğu için çok fazla özen gösterilmeli ve çok fazla öznellik istediği için ki burada karar verici genelde mimarlar oluyor. Bütün diğer yapım aşamasında yer alan kişilerin ya da işte kurumların diyelim hepsinin mutabık olması gereken bir şartname ya da işte o bir metin olması lazım. Yani renginden yüzeyinin tekstürüne, şekline kadar herkes bir şeyler söylemeli ve projenin başında bu iş kayıt altına alınmalı ki sonra iş böyle öznel kişisel mevzulara gitmesin. Sonrasında mutlaka denemeler öneriyoruz. Çünkü Türkiye'de tercih edilirliği az ama başarılı bütün örneklerde bu bahsettiğimiz o en başında yapılan toplantıdan sonra bizim işte İngilizcesi mock-up olan çeşitli böyle hem laboratuvar hem de endüstriyel ölçekli numunelerle birlikte, numunelerden kastım sadece malzeme değil, yüzey bitirme aslında komple bir yapım tekniği. Yani özellikle şu şartnamede işte belirtilen yapım tekniği ya da yüzey görüntüsü, rengi neyse ona ulaşmak üzere yapılan denemeler gibi düşünebilirsiniz. Beton dökümüne anca sonra aslında geçmek en mantıklısı. Bir de beton dökümünden sonra tabii ki beton öyle kendi haline bırakılan bir malzeme değil. Bir şekilde kür ve gerekirse uygun şekilde yüzey bitirmeleri birlikte yine karar vererek hallediyor olmamız lazım. Renk son derece öznel, özel, subjektif bir kısım. Onu belli bir yere bağlamak lazım. Malzemeler, özellikle beton dökümüyle ilgili malzemeler son derece yerel ve değişken olduğu için bunların özellikle renge olan etkisi herkes tarafından bilinmeli. Sonrasında beton dökümü ve beton dökümünden sonra yapılacak aktiviteler olarak aslında böyle bir yol haritası çizebiliriz, söyleyebiliriz. Biraz belki inşaat mühendislerini ya da beton üreticilerini ilgilendiren kısmıyla söyleyeyim ama bir mimarın da bence mutlaka biliyor olması lazım. Şimdi döküm öncesi aynen o masada oturan bütün insanların aslında hemfikir olması gereken bir beton tasarımı olmak zorunda. Buna sadece mekanik özellikler gözüyle bakmayın. Yani bir beton sınıfı, çevresel etki şartları gözüyle bakmayın. Az önce söylediğim gibi brüt beton özelliğini taşıyan bütün yüzey baskı tekniğinden, renginden, yüzeyinin tekstüründen bütün her şeye kadar uygun bir beton tasarımı aslında seçilmeli. Kalıp bu işte son derece önemli bir bileşen olduğu için herkesin mutabık kaldığı bir kalıp sistemine karar verilmeli. Sonra kalıp ya işin gerçekten hani çok aslında alelade bir bileşeni kısmı gibi görülebilir ama yüzey düzgünlüğü açısından son derece böyle büyük etkilere sahip olduğu için yine o yapılan denemelerde bu karara bağlanması gereken bir yapım aşaması değil. Betonu bir şekilde yerleştirmek de bu brüt betonun özelliklerine direkt olarak etki ettiği için bu da bir karara, bir mutabakata bağlanmalı. Pigment kullanımı az önce söylediğim gibi o son derece subjektif renk kavgalarını ortadan kaldırması açısından son derece aslında önemli bir bileşen. Beton tasarımı ile ilgili bu çoğunlukla pompa ile döküldüğü için aslında bir pompa betonundan beklediğimiz özellikler özellikle agregat ekonomisi açısından ve ince malzeme içeriği açısından neyse brüt betonda da çok özel bir şey beklemiyoruz. Çimento dozajlarımız o size en başta söylediğim dikkatimi çeken tanımda yüksek kalitenin getirdiği aslında bir limit, işte 300 kilonun altında bir brüt beton üretmek neredeyse imkansız. Hatta mümkünse ince malzemenin miktarıyla birlikte veya ikincil bazı bağlayıcı, uçucu kül, işte öğütülmüş yüksek fırın cürufu gibi malzemelerle birlikte neredeyse 400 kilogramlara yaklaşan bir bağlayıcı sistemi aslında her zaman önerilir. Su bölü çimento oranı bahsettiğim o en kritik parametre bir şekilde sabit tutulmaya çalışılmalı ve şu bileşenler de renk değişimlerine sebep olduğu için aslında malzemeler özel olarak seçilmeli diyebiliriz bu özel imalatta. Biraz yerleştirme ve küre görevinin tabii ki eşit tabakalar halinde dönüşecek. Aslında bu son derece genel geçer bir kural. Uygun vibratör kullanacağız. Son derece böyle önemsiz bir şey gibi gelebilir ama yüksek bir vibratör ya da vibrasyon uygulamak o betonu darmadağın edeceğinden ve yüzeyi, yani brüt betondan başka her şeye benzeteceğinden son derece aslında kritik bir seçim. İşlenebilirliğin sabit olmasına dikkat etmek lazım ve beton biliyorsunuz hidratasyon reaksiyonu sonucu kuruma, yani rötre yapmaya eğilimli bir malzeme olduğu için bu özelliğini her zaman uygun bir kür yöntemiyle bir problem olmaktan çıkarıyor olmamız lazım ki kimyasal kür yöntemi aslında verimlilik açısından en uygun yöntem olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane de genel uyarıyla bu slaytı bitirip devam edeyim. Özellikle ahşap kalıplarda kalıp yerini kullanılacaksa veya hani son derece böyle farklı bir kaplamayla kaplanmamış bir ahşap malzeme kullanılacaksa burada bir priz gecikmesi söz konusu olabilir. Tabii ki kalıbın her zaman renginin, betonun rengini etkilemeyecek derecede temiz olması lazım. Bu her seferinde belki tekrarlanması gereken bir imalat. Beton yüzeyinde betondan kaynaklı bizim kusma dediğimiz ayrışmalar kuş gözü diye tabir ettiğimiz boşlukları oluşturur. Az önce söyledim, aşırı vibrasyon böyle bal peteği gibi oluşturan, görünen boşlukların aslında sebebidir. Su bölü çimento oranı betonun olgunluk dediğimiz böyle zaman içerisinde kazandığı mukavemeti tarif eden bir tanım olmakla kalmayıp rengine de direkt etki edeceği için dolayısıyla su bölü çimento oranının sabitliği çok önemli. Fazla kalıp yağda gördüğümüz bütün neredeyse şantiyelerde, problemli olan şantiyelerde en sık yapılan hata olduğu için buraya koydum. Kalıp yani mümkün olduğu kadar az ince film tabaka halinde uygulayacağız. Çünkü fazla her kalıp yağ orada hava boşluğu, beton içerisindeki havanın yüzeye atılamaması durumu ve leke demek. Bu da brüt betonsa konumuz hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek bir mevzu olacaktır. Özellikle hani Sika özelinde ürünleri bir gözden geçirecek olursak, şimdi en başta o illüstrasyonla, videoyla da gösterdiğim süper akışkanlaştırıcı dediğimiz hem mukavemeti yükselten, geçirimsizliği yani dayanıklılığı artıran ve kapiler boşlukları azaltarak aslında yüzey görünümünü de iyileştiren Viscocrit, Sikapilas ve Sikament serisi ürünlerimiz beton üretiminde ya da denge ürünler mutlaka kullanılmalı. Kalıp ayırıcının önemine bahsetmiştim. Bizdeki ticari ismi Separol. Hem kalıbı kolayca alacağız hem de yüzey düzgünlüğüne direkt etki ettiği için aslında son derece önemli bir malzeme. Yüzeysel priz geciktiriciler özellikle brüt olarak bırakılıp görünür agregalı, yani boş beton da denir piyasada, bir yüzeyle bitirilecekse burada yüzeysel priz geciktirici kullanılabilir. Perfin diye aslında bütün bu söylediğim şeyler yapılsa bile, tasarımda, üretimde önlemler alınsa bile hakikaten çok niş bir beton üretimi, çok özel bir beton üretimi olduğu için bazen öyle şeyler oluyor ki yani önüne geçemeyeceğiniz bir takım problemler hep betonun yüzeyinde veya da kalitesinde devam edebiliyor. Bu bir yüzeysel iyileştirici ajan ne yapıyor? Özellikle kapiler olan ve kapiler olmayan tüm boşlukları betonun komple hava içeriğini aslında düşürerek kuş gözü ve işte yüzey boşluklarını direkt olarak azaltan bir ürün. Herhangi bir standardı yok. Sadece işte o dediğim betondan beklenen özelliklerden biri, mesela burada brüt betonda yüzey düzgünlüğü, onu artıran bir kimyasal katkı gibi düşünebilirsiniz. Renk pigmentlerinden ki bizdeki ismi Sika Color, bunu söylemiştik. Bunu koymak bileşenlerden kaynaklı renk farklılıklarını minimize edeceği için aslında önerdiğimiz bir ürün. Son olarak da kür malzemesi söylemiştim. Betona özellikle geniş yüzeye döküldüyse mutlaka rötreye bağlı bir takım çatlaklar olacaktır. Çatlak brüt betonda, yani normal betonda istemeyiz. Brüt betonda hiç istemeyeceğimiz bir şey olduğu için kürajan da aslında son derece önemli bir ürün, kullanılması gereken. Birkaç tane proje örneğiyle brüt beton kısmını bitireyim. Son birkaç slaytım da eğer vaktim kaldıysa ki herhalde iyi gidiyorum. Muhtemelen bir 7-8 dakikaya toplayacağım. Gelecekle ilgili, hani brüt de olsa gelecekle ilgili betondan ya da yapı malzemesinden beklenenlerle, onunla ilgili birkaç bir şey daha söyleyip sunumumu bitireceğim. Sonra muhabbete devam ederiz. Görüyorsanız burada özellikle hem böyle yatayda elemanlar olsun, hem de böyle işte bir şehir mobilyası, mesela burada gördünüz. Düşeyde herhangi bir bina cephesi de olabilirdi bu. Sıklıkla aslında tercih edilen bir yapım tekniği ya da malzeme olarak tarif edebilirim brüt betonu. Ki burada proje referansını görüyorsunuz. Açıkçası bütün rengin bir homojenlik arz ettiğini düşünürsek herhalde burada kolayca Sika Color ürün pigmentlerinin kullanıldığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sonrasında bahsettiğim yine işte bu bir cephe, hatta içerisindeki taşıyıcı sistem, kolon kirişi ya da duvarların, perdelerin çoğu da yine brüt. Burada az önce bahsettiğim o hani fazla suyu aslında elimine ederek hem dayanıklılık yetmiyor, bir de yüzeysel özellikler açısından iyileşme sağlayan viscocrit ve herhangi bir standardı olmayan, sadece yüzey düzeltmeye yarayan, yüzey düzgünlüğünü artırmaya çalışan bir sika ürünü kullanılmıştı bu projede, İngiltere'deki projede. Bu da aslında komşu, hatta şöyle de bir tevafuk oldu. Bizim burada İstanbul Modern'de de yine projede, şu an biliyorsunuz yapım aşamasında, orada da yine brüt beton konuları söz konusu olduğunda referans olarak aslında biz şu projeyi verdik. Niye? Çünkü hem yakın komşumuz Yunanistan'dan bir örnek, hem de bu projenin müşaviri Türk bir firma. Dolayısıyla aslında bütün kullanılan ürünlerin de sika ürünlerinin olduğunu söylersek son derece bizim için kuvvetli bir referans oldu. Lokalde aslında bizim sayıyı artırmaya çalıştığımız bir alan, eminim ki çokça özellikle doğal haliyle bırakıldığı için çoğu mimarın da hoşuna giden bir malzeme çeşidi olduğunu söyleyebilirim. Kalan birkaç dakikamı da izninizle son derece subjektif, böyle kişisel görüş ifade eden, geleceğe dair benim özellikle öğrencilere yaptığım sunumlara koyduğum ama bugün burada da koymayı düşündüğüm birkaç slayta ayırayım. Şimdi bizim eğer bir medeniyetten söz ediyorsak doğadan bir şekilde ayırmamız lazım. Şimdi size iki fotoğraf göstereceğim. Birincisi bu. Tamamen doğayla iç içe, neredeyse arada hiçbir ayrım yok. Ama biz oranın bize ait olduğunu görmek istiyorsak ya da buranın bize ait olduğunu bilmek istiyorsak orayı bir dış ortamdan ayırıyoruz. Yani bu bir tente bile olabilir, bir gökdelen bile olabilir. Bir kere medeniyet dediğimiz şey aslında bu, doğanın içinde, ki bugünkü ödevimiz doğayla uyumlu olacak şekilde insanlara bir yaşam alanı oluşturmak. Aslında medeniyetin temeli bu. Hatta yani bizim medeniyet dediğimiz ki hani inşaat mühendisliği biraz da işte Arapça kökenden medeniyetle ilişkili bir kelime olduğu için, ya da hani burada İngilizcesini söyleyelim. Civilization, işte civil engineering. Yani bir yerde bir medeniyet kurulacaksa, ki bu resim illüstrasyon ama proje gerçek. Bu Mars'ta gelecekte kurulması planlanan insan kolonisinin nasıl yaşayacağı, nerede yaşayacağı ile ilgili geliştirilen bir projenin illüstrasyonu. Proje gerçek, resim sadece bir proje resmi. Dolayısıyla yine bir medeniyet kurulması söz konusu, yine bir dış ortamdan ayırma durumu var. Tabii ki yapım malzemesi ve yapım tekniği bildiğimizden farklı. Ne? Şimdi onu göstereyim size. İngilizcesi 3D print ya da 3 boyutlu beton baskı dediğimiz. Ömer Bey, video evet, demin oynuyordu fakat şimdi oynamıyor. Evet. Bir daha deniyorum. Heh, tamam. Tamam. Çok konuşmayın hocam. Bir video dönsün sonra. Yok, slide değişti bu sefer. Son kez deniyorum. Belki sonra oynatırız ya da dileyen zaten YouTube'daki Bizim sayfamızda da var. Orada da görebiliriz. Şu an nasıl? Yok, tekrar durdu. Dilerseniz siz hani YouTube linkini iletirsiniz. Ben onu da iletebilirim. Olur. Zeynep Hanım eminim yardımcı olacaktır bu konuda. Orada tamamdır. Aslında videoda geçen ki benim önümde sorunsuz oynadı ama bilmiyorum sizde niye öyle oldu. Üç boyutlu beton baskı dediğimiz bizim son yılların aslında en popüler yapım tekniği ve yapım malzemesi gibi de düşünebiliriz. Bir konu var. Aslında mimari bütün alışkanlıkları kökten değiştirecek bir şey. Hakikaten bir mimari bir yapı bizim kim olduğumuzla ilgili çok ciddi bilgiler veriyor. Dolayısıyla aslında bütün bu mevzuyu özellikle mimarlar açısından kökten değiştirecek bir mevzu. Çıkış noktasını da ben şöyle anlıyorum. Yani biz de kafamızı çevirip doğaya baktığımızda böyle şu an olduğu gibi çok fazla prizmatik şey görmeyiz. Yani bir dikdörtgen, bir kare, yani bir üçgen, eşkenar bir üçgen bulmak zordur bizim yapımda. Yapı elemanlarında çoğunlukla tercih ettiğimiz prizmatik şekiller doğada yoktur. Aksine orada daha böyle ihtiyaca yönelik, daha işlevsel birçok farklı malzeme ve yapım tekniği vardır. Yani 100 yıldır biz aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Tam bunların hepsinin değişmesinin arefesinde olduğumuz bir konu. 3 boyutlu beton baskı. Yani ne yapıyorduk biz eskiden? Hala belki kalıbı hazırlıyoruz, donatıyı koyuyoruz, betonu döküyoruz, kalıbı çekiyoruz. Bu iş böyle devam etmeyecek. Onun habercisi olan gelişmeler var. 3 boyutlu beton baskıda bir 4-5 sene önce mevzu şuralardaydı. En alt kademedeydi. Yani bu iş biraz sanatsal ve tasarımsal ilerliyordu. Ama şu an Türkiye'de bile ki eski çalıştığım firma İston, yine görmüşsünüzdür internette, böyle şehir mobilyaları veya çok kritik önemde taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını rahatlıkla basabiliyorlar. Bu işin devamında da yapının bütünü bu yöntemle basılabilecektir, üretilebilecektir. Çok ciddi hem çevresel hem ekonomik hem de işlevsellik açısından avantajları olan bir mevzu. Sika'da bu konuya kişisel olarak benim ilgi duyduğum gibi onlar da firmam da ilgi duyuyor. Son derece dünyanın neredeyse en hızlı birkaç yazıcısından birisi Sika'da ve Sika şu an böyle yazıcılarda kullandığımız kartuş gibi çeşitli toz elemanları, ürünleri de yazıcısı olan ve bir yapı, bir beton üretmek isteyen herkese sunabilecek durumda. Onunla ilgili de yine gerekiyorsa vakit kaldığında ya da başka zamanlarda eğer iletişime geçerse arkadaşlar, katılımcılar benimle bilgi verebilirim. Toparlayayım. Kısaca kendimi tanıttım. Sürdürülebilirlik perspektifinden biraz betonu anlattım. Betonun en minör bileşeni ama bütün her şeyini değiştiren kimyasal katkılardan bahsettim. Sonrasında brüt betonla ilgili hem beton tasarımı hem yapım tekniğinin de dahil olduğu aslında bütün konuların en başta belki mutabık kalınarak ilerlenmesi gerektiğini söyledim. Geleceğe dair de ilgili aktardığım mevzular aslında 3 boyutlu betonla ilgiliydi. Kısaca böyle bir özetle ben sunumumu sonlandırayım. Gerek internetten, LinkedIn'den veya işte telefonumda burada görülüyor. Konuyla ilgili ne zaman isterse katılımcılar benimle iletişime geçebilir. Ben paylaşımımı durdurayım ve sonra soru vardır belki. Görüntümü açayım ve biraz da böyle muhabbet edelim. Teşekkürler Ömer Bey. Sorusu olan var mıdır ya da konuyla ilgili bir yorumda bulunmak isteyen elini kaldırabilirse daha sonra mikrofonunu açıp konuya dahil olabilir. Ya da daha sonra hani sorusu olan kişiler bize ya da Sika'ya mail atabilir. Umarım faydalı olmuştur. En azından böyle bir malzemeyi tanıtmaya çalıştım ve bir bakış açısı kazandırmaya çalıştım. Ömer Bey sesimi alabiliyor musunuz? Şu anda bir ses duyuyorum ama kim konuşuyor bilmiyorum. Baran Bey'in haricinde birisi. İbrahim Barut ben. Ömer Bey sesimi alabiliyor musunuz? Duyuyorum. Buyurun. Bu özellikle 3 boyutlu katmanlı betonlarla ilgili konuşmak istiyorum. Şu anda Sika olarak üretimini yapabiliyor musunuz onun? Bu aslında böyle sadece böyle bir üretim olarak düşünülmemesi gereken bir mevzu. Çünkü ortada ciddi bir makine kısmı var. Sika bu makineye sahip. Peki ben de buna ilgili şu anda Ar-Ge'leri yapıyorum. Evet. Özür dilerim. Sesimi alabiliyor musunuz? Sanıyorum duyuyorum, internette duyuyorum. Sorun var Ömer Bey. Yok, ben sizi gayet net duyuyorum. Siz sorunuzu sorun, sonra ben cevaplayayım isterseniz. Ha, şöyle, ben yakın zamanda İston'un da şeyini takip ettim. 3 boyutlu yazıcısıyla ilgili, 3 boyutlu beton üretimiyle ilgili yakından ilgilendim. Ben de bu konuyla ilgileniyorum. Üretimiyle ilgili bazı Ar-Ge çalışmalarım da oldu benim. Yani harcın, betonun kendisini üretmekle ilgili. Evet. Şu anda Sika olarak siz robotun kendisini kendisini temin mi ettiniz veya bunun kuru karışım olarak Sika bunu üretecek mi? Tamam, cevap vereyim. Aslında bizim söylediğiniz her iki yöntem de olgunlaştırdığımız ticarileştirme yöntemlerinden. Çünkü bir know-how dahil olmak üzere makine artı o bahsettiğiniz kuru karışımın hepsini pazarladığımız ya da sattığımız müşteriler var ki Fransa ve Amerika'da, bir de Dubai'de müşterimiz var, hatta ikincisi eklendi. Dolayısıyla böyle bir birliktelikte know-how, makine ve toz ürün komple bir çözüm var. Onun haricinde de eğer müşterilerin kendi yazıcısı varsa, ki bu biraz da yerellik ya da o yazıcıya göre değişiklik arz etmek durumunda olan bir mevzu. Aynen bir yazıcının kartuşu olduğu gibi bizim pazarladığımız toz ürünler de var. Paketli, böyle açılıp işte normalde şeye katılıp kullanılabilen, 3 boyutlu yazıcının bir haznesi var biliyorsunuz. Ona katılıp kullanılabilen toz ürünlerimiz de var. Hatta içerisine giren akışkanlaştırıcı ve işte stabiliteyi ayarlayan polimerler de Türkiye'de üretiliyor, onu söyleyebilirim. Yani tüm dünyada Türkiye'de üretiliyor. Teşekkür ederim. Çok değerli katkılarda bulundunuz eğitiminizle. Sizlere evet, teşekkür ediyorum. Tabii ben de bu sektörle ilgiliyim. Yapı kimyasalları sektöründeyim. Özellikle bu 3 boyutlu katmanlı üretimlerle ilgileniyorum. Sizinle irtibata geçeceğim ben bu konuda. Çünkü benim de bu konuya merakım var. Ar-Ge çalışmalarını yapıyorum ben. Memnuniyetle. Bilare konuşuruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Estağfurullah. Ömer Bey, Derfin Hanım iletişim bilgilerinizi tekrar paylaşabilir misiniz diye rica etmiş de mümkün müdür? Tabii ki. Herhalde görünüyor o sunumun son sayfasında. Hayır, görünmüyor. Şu an görülüyor. Ben görüyorum. Tamam, biraz bekleyeyim. Zaten hani sosyal medya veya işte telefon, internetten herhangi bir şekilde kişisel olarak bana veya işte departmanımdan herhangi bir kişiye de ulaşmak son derece aslında kolay. Ama buraya da şeyi bırakmış olayım. Herhalde görülüyor değil mi Baran Bey? Evet, Berfin Hanım biz teşekkür ederiz. Peki o zaman başka bir soru ya da yorum yoksa bugünlük herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Sika toplantısında görüşmeyi umuyoruz. Ömer Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Teşekkür ederim. Bir soru geldi, pardon, hemen Surenur Hanım'dan. İlki şu. Biz birkaç arkadaş olarak kenevir liflerinden yüksek dayanımlı beton üretimi gibi bir proje tasarladık. Sizin üretimlerinizde dayanım artırmak için kullandığınız farklı katkı maddesi olarak ne var? Aslında ilk vereceğim cevap o, özellikle su miktarını azaltarak hem dayanımı hem dayanıklılığı artıran bizim akışkanlaştırıcı dediğimiz, ki şu an hani birebir de teknik olarak ben ilgiliyim firmada, yaklaşık 300 küsür tane aktif olan ama işte hep böyle lokal malzemelere ve sizin gibi mesela şu an çok son derece niş bir örnek verdiniz. Bu niş örneklerin hepsinde böyle terzi işi yaklaşımla aslında teker teker çözüm oluşturacak seviyede yaklaşık böyle birkaç bin ürün var bu akışkanlaştırıcı konusunda. Dolayısıyla sizin böyle bir karışıma bir akışkanlaştırıcı ekleyerek karışım suyunu azaltmanız onun o malzemenin dayanıklılığını ve dayanımını inanılmaz derecede artıracaktır. Onun haricinde de hem taze halde dediğim gibi hem de sertleşmiş halde bunun haricinde beklediğiniz bir özellik varsa ki mesela şunu diyebilirsiniz. Ben bunu bir aldım bir kalıba koydum ama bu kalıbı hemen birkaç saat sonra tekrar kullanmak istiyorum derseniz mesela bu işe yarayan kimyasal katkı da var. Ya da işte ben bu karışımı kazandan kalıba aktarırken çok vakit geçiyor. O orada sertleşmesin, hala yumuşak kalsın dediğinizde bile buna cevap veren bir kimyasal katkı var. Biraz prosesi aslında tarif etmek ya da malzemenin hangi özelliğini değiştirmek ya da geliştirmek istiyorsanız onunla ilgili böyle biraz spesifik belki sunumdan sonra bir şeyler yazmak ya da bize iletmek size çok daha rahat birkaç tane seçenekle birlikte ürün önerisi yapmamızı sağlayabilir. İkinci sorusu Süreyya Hanım'ın yüksek lisans mezunu olduktan hemen sonra mı yoksa iş hayatına başlandıktan sonra mı yapılmalı demiş. Bir daha alayım. Yüksek lisans? Lisanstan mezun olduktan hemen sonra mı yoksa iş hayatına biraz atıldıktan sonra mı yapılmalı? Bu soruyu şöyle anlıyorum. Arkadaş herhalde öğrenci. Yolu açık olsun. Özellikle sektör krize girdiği zaman, dar boğaza girdiği zaman ki bu kötü bir şey değil, onu söyleyeyim. Neresinden baktığımıza bağlı. İnsanlarda genelde bir yüksek lisans, bir akademiye doğru bir şey olur, gidiş olur ki bu bugünlerde emin olun daha dün üniversiteye gittim. Ne yazık ki kendimle ilgili değil sadece, işle ilgili de gittim. Zaten kendimle ilgili çok gidemiyorum. Orada bile hocaların yapıldığı şöyle bir durum vardı ki biz biliyorsunuz biz malzemeyle uğraşıyoruz. Bir laboratuvarımız var işte gerek okulda gerek firmada. Burada bu malzemeyle fiziksel olarak da çalışmayı göz önüne alıp onu böyle işte sırtlanıp ortaya akademik olarak bir şey koyacak insan sıkıntısı şu an Avrupa'yı geçmiş durumda. Hani Avrupa'da nüfus yok ama bizde bu işlere ilgi duyan ne yazık ki insan sayısı çok az. Dolayısıyla ben şunu öneririm. Ülkemizdeki sistem hasbelkader böyle şans eseri ben yüksek lisans tezimi Almanya'da verdim. Almanya, Avusturya, İsviçre işte DACH ülkeleri dediğimiz kısımda firmalarda doktora ya da yüksek lisans yapmak gibi son derece aslında bu ülkelerin gelişmişliğiyle yakından ilgili bir sistem var. Türkiye'de ne yazık ki bu sistem yok. Çoğu firma yüksek lisans ya da doktoraya normal mesai etkilediği zamanlarda biraz kısıtlama getirir. Ama eğer imkan verilen bir firma bulunursa mutlaka endüstrinin içindeyken yani profesyonel hayatın içindeyken bir yönüyle yüksek lisans ya da doktora yapmak daha zor ama son derece daha isabetli olur onu öyle söyleyeyim. Çünkü salt akademik bir çalışma piyasaya girmediği için günümüz şartlarından böyle biraz daha uzak kalır, kalma ihtimali yüksektir. Ya da salt profesyonel hayata girdiğimiz zaman bu sefer yaptığımız işleri rutin olarak tekrar etmekten dünyada ne olup bitiyor, akademik olarak neredeyiz ki bu illa mühendislik dalı olmasına gerek yok. Mimarlık da çok inanılmaz yaşayan böyle akan bir şey. Oradan uzak kalırız. Dolayısıyla bana sorarsanız kişisel olarak daha zor olanı şu anda yapmaya çalıştığımı bir firmada çalışıp akademik kariyere devam etmeyi yeğlerim. Umarım yakın gelecekte Türkiye bunun farkına varır ve firmalar böyle insanlara daha fazla yer ve kucak açar. Hatta üniversiteler de biraz daha kapılarını endüstriye açar. Bu konuda iyi değiliz. Onu söylüyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz dediğim gibi bir sonraki Sika'nın toplantısında görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı günler dileriz. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. İyi günler.